Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan hain terör örgütüyle çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiğimizi Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gazi Meclisimizin, aziz milletimizin başı sağ olsun. 2024 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin 13. maddesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu madde hazine garantileri, dış borç limiti ve borçlanmaya ilişkin işlemleri düzenlemektedir. Bu maddeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 645 milyar borçlanma yetkisi vermektedir. Hangi müteahhitlere bu borçlanma yetkisi kullandırılacak önümüzdeki dönemde takip ediyor olacağız. Hazinenin geliri ve bütçenin kaynağı vatandaşlarımızın vergileridir. Yurt dışından aldığımız borçlara hazine garantör oluyorsa bu demektir ki borç vatandaşımızın garantisindedir. Bu sebeple vatandaşımıza hesap vermek zorundasınız. Öyle kafanıza göre borçlanamazsınız. 21 yılda yap işlet halka yük et modeline dönüştürdüğünüz yap işlet devret projelerinizi de hazine garantisinden, yani vatandaşımıza hesap vermeniz gereken hazineden ödüyorsanız ne yazık ki bunun hesabını açık bir şekilde vermek durumundasınız. Milletin cebinden tek kuruş çıkmıyor diyerek milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Geçiş garantisi verilen köprü ve otoyolları inşa eden şirketlere bu yılki bütçeden 162.4 milyar lira ödeyeceksiniz. Önümüzdeki 3 yılda ise tam 673 milyar lira ödeme yapacaksınız. Tabii ki dolar kuru sabit kalırsa. Ayrıca sağlıkta dönüşüm diyerek başlattığınız sağlıktaki çöküşün en ucuba uygulaması olan şehir hastaneleri için 2017 ve 2023 döneminde 102 milyar 206 milyon lira ödediniz. Ödediniz de ne oldu? Hastalarımız doktora, ilaca, tedaviye muhtaç ettiniz. Sayenizde hastalar sistemde randevu, hastanede doktor, eczanede ilaç bulmayı mucize olarak görür oldular. Sayın milletvekillerim, döviz kurundaki her artış bütçeye yük üstüne yük bindiriyor. Bütçedeki açığı kapatmak için milletin cebine göz diktiniz. Milletin parasına, evet milletin parasına göz diktiniz. Siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz dedikten sonra Türkiye'nin borcu nerelere gelmiş hep birlikte bakalım isterseniz. Evet, şu tabloya bakmanızı istiyorum. Bu tablo pembe bir tablo değil ne yazık ki. Kara bir tablo. 2017 yılında bu söylemden sonra 877 milyar lira olan borcumuz bugün geldiğimiz noktada 2023 Ekim ayında 6 trilyon 276 milyar liraya çıkmış durumda. Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi nereden nereye gelmişiz hep birlikte görüyoruz. Bu da sizin çabalarınızın, mücadelenizin sonucunda olmuştur. Peki size başka bir tablo daha göstermek istiyorum. Bu tabloda dış borç tablosu. Bu tablo siz göreve geldiğinizde 2002 yılında dış borcumuz 132 milyar dolardı. Şu anda geldiği nokta 476 milyar dolar olmuş durumda. Yani 4 kat dış borcumuzu artırmış durumdasınız. Bu sizin bu çabanız sayesinde vatandaşlarımız siz geldiğinizde 2000 dolar kişi başına borç varken bugün 6000 dolar borçlu hale getirdiniz. Vatandaşlarımızın sırtına 3 kat daha fazla borç yükünü sizler bindirdiniz. Peki 2023 hedefiniz neydi? Sizin arkadaşlar hatırlıyorsunuzdur umarım. Sizinle bir bilgi paylaşmak isterim. Kişi başına düşen 2023 hedefiniz 25 bin dolardı. Geldiğimiz nokta nedir? Sadece 12 bin dolara ulaşabildik. Bırakın kaşıkla vermeyi, kepçeyle alır oldunuz. Sayın milletvekillerim, bu bütçe sarayın bütçesidir. Günlük harcaması 34 milyonu bulan saray, 3000 asgari ücretlinin bir aylık gelirini bir günde harcıyor. Ve denetim yapmaya yüreğiniz yetmediği için sarayın bütçesinden kimlerin zengin olduğunu hiçbirimiz bilemiyoruz. Sarayın şürekası ve yandaşlarını zengin eden bu sisteme
hep birlikte takipçisi olmalıyız. Kim açlık ve sefalet yaşıyor bu sistemde? Tabii ki emekli, işçi, memur, çiftçi, esnaf, yani millet. Yani 21 yıldır olmadığı gibi bu bütçede milletin bütçesi olmadı, olamadı. Çanağa ne doğrarsan kaşığından da o çıkar. Bugüne kadar bu kafayla işsizlik sorunu çözemediniz. Döviz kurundaki artışı engelleyemediniz. Hakkaniyetli bir gelir dağılımı yapamadınız. Cari açığı azaltamadınız. Böyle giderse yine azaltamayacaksınız. Yoksulun, işçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin, gençlerin, kadınların sorunlarını çözmediniz. Görünen o ki yine çözemeyeceksiniz. Elinize almışsınız TÜİK aparatını, enflasyona maşa başında şekil veriyorsunuz. Beceriksiz sihirbazın şapkasından tavşan çıkmaz. Değerli milletvekilleri, Türkiye ekonomisinin çöküşünün aslında iki temel nedeni vardır. Birincisi AKP'nin ta kendisi, ikincisi tek adam rejimidir. Merkez Bankası verilerine göre iktidara geldiğinizde dolar 1.6 liraydı. Şimdi 29 lira. Geldiğinden beri dolar 18 kat artmış durumda. Özellikle vurgulamak isterim ki başkanlık sistemiyle beraber 4.70 olan dolar 29 liraya çıktı. Yani 6 kat artmış durumda. Dolarla mı maaş alıyorsunuz diyen damat bakan nerede? Soruyorum sizlere. Milleti kandırıp birikimlerini sattırdınız. Vatandaşı kaybettirip yandaşınızı zengin yaptınız. Değerli milletvekilleri, bir tablo daha paylaşmak istiyorum size. Bu tabloda yüz karası bir birinciliğiniz var. OECD ülkeleri arasında gördüğünüz gibi satın alma gücü paritesinde 2013 yılında 1.07 olan satın alma gücümüz gerileyerek 4.72'ye çıkmış. Yani %341 satın alma gücümüz son 10 yılda gerilemiş. Bize en yakın ülke görünen o ki Macaristan %31, Şili %26, Kolombiya %14, Estonya %11,5 gibi. Biz bu ülkelerin çok çok gerisinde kalarak ne yazık ki bu yükü vatandaşlarımızın sırtına yüklemiş durumdayız. Yeri gelmişken yüz karası başka bir birinciliğiniz de var. Bunu da yüzünüze söylemek isterim. AKP iktidara geldiğinde bu yana kiralar 17 kat artmış durumda. 2015'ten bugüne kadar OECD ülkeleri aralarında kira artışı %419 artışla dünya birincisi oldunuz. Tebrik ederim sizleri. En yakın ülke Macaristan'ın bile 5 katı kiralarımızda artış oldu. Buna karşın asgari ücrete son yaptığınız zamdan bugüne 5 aylık sürede asgari ücret 1800 lira eridi. Türkiye Avrupa'da asgari ücretin en düşük olduğu ülkelerden biri. İktidarınızda asgari ücretlere yalanlarınızda artık karnımız tok. Çünkü çalışanların sofrasından sütü, peyniri, yumurtayı, zeytini, şekeri, kıymayı, pirinci, yoğurdu çaldınız. Bizi kıskanan şu ülkelere bir bakalım isterseniz. Evet, bizi kıskanan Alman Hans, brüt asgari ücret 1987 lira alıyor. Ve biraz önce saymış olduğum market sepeti için 52 euro ödüyor ve asgari ücretin %3'üne denk gelen bu karşılık. Yine bizi kıskanan Yunan Yorgo 832 euro maaş alıyor. Aynı sepet 31 euro ödüyor. Maaşının %4'üyle bu alışverişi yaparken çalışanların yarısını asgari ücrete mahkum ettiğiniz ülkemizde Ayşe'miz, Fatma'mız, Mehmet'imiz 356 euro asgari ücret alıyor. Aynı sepet için 36 euro ödüyor ve maaşının %10'unu vermek zorunda kalıyor. Siz vatandaşımızı yokla, açla mahkum ettiniz ve buna alıştırdınız. Ne acıdır ki 10 çalışandan 3'ü asgari ücretin de altında ücret almak durumunda. Alım gücümüz ne kadar azalmış hep birlikte görüyoruz. Siz hala asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz yalanlarıyla savuruyorsunuz. Milletimizi bir ekmeğe muhtaç ettiniz. Vicdanlarınız hiç mi sızlamıyor? Emekli, dul, yetimlerimiz sizin çektirdiğiniz eziyetten dolayı inim inim inliyor. Siz iktidara gelmeden önce emekli memur maaşları 2 hatta 3 asgari ücrete denk geliyordu. Şimdi asgari ücret seviyesine hatta onun da gerisine düşmüş durumda. Bu bütçede emekli ve çalışanları unuttunuz. Yani iktidar olup da muktedir olamayan sayın iktidar mensupları. Yoksulluğun üstüne kurduğunuz iktidarınız devam etsin istiyorsunuz. Yoksulluğu
Yoksulluğu yok etmek değil, bilakis yoksulluğu körükleyip yaşatmak istiyorsunuz. Kurmuş olduğunuz bu bozuk düzenin borcunu, faizini kapatmak için halkımızın kaynağını kullanıyorsunuz. Milletimize gelince de kaynak bulamıyorsunuz. Halkımızın açlığı, yoksulluğu, sefaletine mahkum ediyorsunuz. AKP emek düşmanı dediğimizde hop oturup hop kalkıyorsunuz. Sözlerime son verirken, bu bütçenin de AKP iktidarındaki diğer bütçeler gibi milletin bütçesi olmadığını vurgulamak isterim. Çalışanımıza hak ettiği emeğinin ve alın terinin karşılığını vermiyorsunuz. Emekli, dul, yetim, şehit yakınları ve gazilerimize hak ettiklerini vermiyorsanız, çiftçimize bütçeden kanunu hakkı olana vermiyorsanız, esnafın sattığı malı yerine koyamıyorsa, sanayicimiz, KOBİ'lerimiz dünyayla rekabet edecek enstrümanlardan yoksunsa, bu bütçe milletin bütçesi değildir. Bu bütçe sarayın ve eşrafının bütçesidir. Gruplar